Herkese selam, ben Büşra. Bir süredir Instagram ve YouTube'da makyaj ve cilt bakım üzerine içerik çıkarıyorum. Bugün de Gratis'in YouTube kanalında birlikte Boğa Burcu makyajı yapacağız. Videoya başlamadan önce eğer Gratis'in YouTube kanalına hala abone değilseniz aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak hızlıca abone olabilirsiniz. Hadi başlayalım. Nisan 21 Mayıs arasında doğduysanız eğer Boğa burcu oluyorsunuz. Baharı müjdeleyen bir burç olduğunu düşünüyorum. Bugün makyajımız da aslında biraz baharlık yapacağız. Bahar renkleriyle, doğa renkleriyle yapacağız. Biraz doğadan ilham alacağız. Makyaja gözümden başlayacağım ama öncelikle yüzüme bir baz sürmek istiyorum ki baz yüzüme iyice yerleşsin. Bunun için de Light markasının bu Puffy Primer'ını kullanacağım. Hafif renkli bir ürün. Bu kadarcığı tüm yüzünüze yetecek olan bir ürün. Yüzünüzde makyajın çok daha uzun süre kalmasını sağlayacak. Çok kolay yüzüm tarafından emiliyor. Formülü oldukça ince bir baz. Cildinizi makyaja hazırlamak çok çok önemli. Bunun için mutlaka bir makyaj bazı kullanmanızı tavsiye ederim. Tabii ki bundan önce nemlendiricinizi de yüzünüze uygulayın. Gözümden başlayacağım için ve benim göz kapaklarımda biraz damarlarım belli olduğu için orayı kapatmak istiyorum ki kullanacağım farlar çok daha iyi gözüksün. Bunun için öncelikle Light markasının My Cover kapatıcısını kullanıyorum. Bendeki rengi Light Beige, 128 numara. Göz kapaklarıma şöyle sürüyorum. Sonra bu şekilde büyük bir far fırçasıyla kapatıcıyı dağıtıyorum. Benim gözlerimin buralarında biraz morluk ve gölge var. Bu gölgeleri kapatmak için de yine buralara kapatıcı uyguluyorum. Gözünüze herhangi bir far uygulamadan önce veya herhangi bir göz makyajı yapmadan önce bu şekilde bir baz uygulamanız göz makyajınızın kalıcılığını arttıracak. Aynı zamanda makyajınızın çok daha iyi durmasını sağlayacak. Gördüğünüz gibi göz kapaklarımda çok fazla çizgi var aslında benim. Bu çizgilere kapatıcının dolmaması ve günün sonunda farın da dolmaması için sabitliyorum. Sabitlemek için de yine Light markasının toz pudrasını kullanacağım. Oldukça ince yapılı bir toz pudra, çok kolay kullanabilirsiniz. Şimdi gözümüze geçebiliriz. Boğa burcunun renkleri daha doğadan ilham alan renkler. Yani yeşil, kahverengi, bej rengi, taba gibi renkler Boğa burçları için çok güzel renkler. O yüzden bugün gözlerimde ben yeşil ve kahverengi kullanmak istiyorum. Her ne kadar doğadan ilham alarak bir makyaj yapıyor olsak da ben yine de gözlerimi ön plana çıkarmak istiyorum ve biraz farklılaştırmak istiyorum. Bu yüzden Light'ın asansörlü göz kalemiyle grafik eyeliner çekeceğim. Grafik eyeliner dediğimiz şey aslında bildiğimiz klasik eyeliner'a fazladan eklenen çizgiler veya o klasik eyeliner'ın farklı şekillerde yapılması demek oluyor. Burada aslında hayal gücünüzü tamamen kullanabilirsiniz. Yapabileceğiniz şeyler sonsuz. Ben şöyle asansörlü bir kalem kullanacağım. Bu çok güzel bir yeşil. Şimdi zaten gözümde göreceksiniz. Koyu ve çok güzel ışıltılı bir yeşil veriyor. Bununla grafik eyeliner çekiyoruz. Normal bir eyeliner kuyruğu çekip daha sonra bunu göz kapağımla bağladım. Eyeliner'ıma temel şeklini verdim. Şimdi içini biraz dolduracağım. Bence başlangıç noktamız gayet iyi. Şu an bu şekli çok beğendim. Diğer gözümde yapıp geliyorum. Şimdi iki gözüme de eyeliner çektim. Müthiş eşit gözükmüyor olabilir. Çünkü gözlerim eşit değil. Kimsenin gözleri eşit değil. Şimdi birazcık kahverengilik katarak dışarıdan içeri doğru bir ombre görünümü yapmak istiyorum. Bunun için de Light markasının Good Mood paletini kullanacağım. İçinde çok güzel matlar ve ışıltılar bulunduran bir palet. Günlük hayatınızda da gece dışarı çıkarken de kullanabileceğiniz bir ürün olduğunu düşünüyorum. Ben şimdi şuradaki kahverengiyi alıyorum. Boğa burcu denince akla ilk gelen şey yemek yemeyi çok sevdikleri. Ve gerçekten ne kadar Boğa burcu tanıdıysam hepsi ya yemek yemeyi ya da yapmayı ya da ikisini birden çok seven insanlar. Sosyal ve sevdikleri arkadaşlarına, güvendikleri insanlara çok sadık insanlar. Her burçta bulabileceğiniz bir özellik değil. Kahverengi koyup göz kapaklarıma biraz daha şekil verdikten sonra iç kısımlarına da açık bir renk kullanmak istiyorum. Farklı bir yassı uçlu fırça kullanarak Good Mood paletindeki şu ilk rengi alıyorum. Bunu da gözümün iç kısmına doğru uyguluyorum. Şimdi biraz daha kahverengiden alacağım ve üstünden geçeceğim. Farınızın iyi durmasını istiyorsanız acele etmemeniz gerekiyor. Ne kadar çok vakit ayırıp karıştırırsanız o kadar iyi durur. Bence gözümün üstü şu an gayet iyi oldu. Yüzüme geçeceğim. Daha sonra göz altımı bitirip eğer gerekirse gözümün üstüne biraz daha hareket katacağım. Bu arada fardan yüzüme herhangi bir düşme olmadığı için yüzümde veya göz altımda herhangi silmem gereken bir şey yok. Direkt fondötene geçebilirim. Fondöten olarak Light markasının fondöteni kullanacağım. Bu ürünü hem fondöten hem kapatıcı olarak kullanabiliyorsunuz. İçinde bal özü ve C vitamini olduğu için yüzünüzde çok doğal bir aydınlık verecek ve cildinizi aslında kullandığınız süre boyunca beslemeye devam edecek. Yani diğer fondötenler gibi kurutmayacak. Bendeki rengi 136 Warm Sand ama bana bir tık açık geliyor. Şimdi göreceksiniz. Fakat bu tamamen benim suçum. Hiç yardım istemeden bu rengi seçtim. Yardım istemem gerekiyormuş. O yüzden
Çok çok fazla kullanmayacağım fondöteni. Bunun yerine pürüzleri kapatıcıyla kapatacağım. Light markasının böyle düz fondöten fırçasıyla önce güzelce dağıtıyoruz. Zaten çok kolay dağılan bir fondöten göreceksiniz şimdi. Çok kolay dağılan, yüze çok kolay yerleşen ve ciltte varlığını hissetmediğiniz bir ürün. Çok hafif bir fondöten, çok hafif yapılı bir fondöten. Ama hafif yapılı olmasına rağmen güzel de bir kapatıcılık veren bir ürün. Ciltte ağırlık yapmaması benim için çok önemli bir kriter. Çünkü ciltte ağırlık yapan bir fondöteni biliyoruz ki gün sonunda cildimiz kusacak. O yüzden ciltte kusma yapmaması açısından bunun bu kadar hafif olması beni çok mutlu ediyor. Yüzümün kullanmadığım tarafı burası, kullandığım tarafı burası. Renk eşitliği ve ışıltı açısından bence çok başarılı. Boğa burcundan bahsetmeye devam edebiliriz. Venüs tarafından yönetilen bir burç, yani yönetici gezegeni Venüs. Venüs de bildiğiniz üzere aşk ve ilişkiyi yöneten gezegen. Bu insanların aslında arkadaşlarına bu kadar sadık olmasının sebebi belki de budur. Venüs tarafından yönetildikleri için duygusal düşünüyorlar. Bu arada duygusal düşünüyorlar ama paraya ve materyale aslında düşkün bir burç. Yani parayı seven bir burç. Parayı tüm burçlar seviyor ama boğa burçlarının bir farklılığı var diyebiliriz. Ve karşısındaki insanların, partnerlerinin de aslında parayı sevmesini istiyor diyebiliriz. Yani bir boğa burcu ile birlikteyseniz eğer güzel giyinmeniz gerekiyor olabilir. Çünkü onlar da güzel giyinecektir. Fondötenin kokusu gerçekten çok güzel. Ben normalde parfümü fondöten çok kullanabilen bir insan değilim. Migrenim olduğu için ama bu hiçbir şekilde migreni tetiklemiyor. Bal kokuyor. Gerçekten bal kokuyor. Yani o güzel tatlı bal kokusu vardır ya. Aynen o şekilde bal kokuyor. Şimdi kapatıcıya geçiyoruz. Öncelikle göz altlarımı tabii ki bir kapatmam gerekiyor. Bu morlukların biraz kapanması gerekiyor. Uykusuzluğumuzu gizleyelim. Kapatıcının verdiği aydınlığı görebiliyorsunuz. Bu gözüm bir anda çok daha açık oldu. Bu biraz daha düşük duruyor. Biraz daha zavallı duruyor. Göz altlarımız gayet güzel. Kapandı. Daha fazlasına ihtiyacım yok. Şimdi kapatıcının bir tip daha koyusuyla yüzümdeki bazı pürüzlere biraz daha ekleme yapacağım. Az önce kullandığım 128 Light Beige'di. Şimdi kullanacağım aslında numara olarak daha düşük ama alt ton olarak benim cildime daha uygun. Şöyle göstereyim. Şimdi kullanacağım bu. Şuradaki lekelerimin üstüne biraz daha sivilcelerimin etrafına sürüyorum. Ve yine kapatıcı fırçamla dağıtıyorum. Sünger yerine fırça kullanırsanız özellikle likit ürünlerde çok daha fazla pigment elde edersiniz. Fondöten cildime o kadar iyi oturdu ki şu an pudralama ihtiyacı bile hissetmiyorum. O derece ki ben hep pudralamak isterim. Pudralamak demişken tabii ki göz altlarımı pudralayacağım. Çünkü benim göz altlarım çok çizgili ve kapatıcının dolmasını istemiyorum. Göz altımı sabitlemek için de yine Light markasının toz pudrasını kullanıyorum. Yassı bir far fırçasıyla gördüğünüz gibi far fırçaları oldukça farklı şekillerde, farklı yerlerde kullanılabiliyor. Böyle yassı bir fırçayla göz altımı sabitliyorum. Şöyle burun kenarlarıma da aynı pudrayı getiriyorum. Yüzümü tamamen sabitlemeyeceğim çünkü krem allığımız var. Krem allık ve likit allık bahar aylarının, yaz aylarının vazgeçilmez ürünlerinden biri bence makyajda. O yüzden Light markasının bu krem allığını kullanacağız. Bu çok güzel, ışıl ışıl bir ürün. Şu rengin güzelliğine bir bakın. Şöyle sık kıllı bir fırça alıyorum. Bu tarz bir krem allık eğer krem veya likit allığa yeni başlıyorsanız çok daha fazla kontrolünüz olacak bir ürün. Çünkü fırçaya veya parmağınıza istediğiniz kadar alıp uygulayabilirsiniz. Ben şimdi fırçayla şöyle yavaş yavaş cildime uyguluyorum. Yavaş yavaş cildime renk vermeye başlıyorum. Eğer allığı çok fazla aşağı doğru uygularsanız yüzünüzü aşağı çekmiş olursunuz. Yüzünüz biraz daha olduğundan yaşlı gözükebilir. O yüzden şöyle yukarı doğru hareketlerle uygulamak çok daha iyi oluyor bence. Biraz daha burnuma sürüyorum. Ben burnuma allık kullanmayı çok seven bir insanım. Daha dolgun bir yüz istiyorsanız, daha güneşte yanmış bir yüz istiyorsanız eğer burnunuzdan başlayarak şöyle kenarlara doğru allığı uygulayabilirsiniz. O zaman daha güneşte yanmış, daha bronz bir görünüm elde edebilirsiniz. Yüzümü çok pudralama ihtiyacım yok aslında. Ama allık kullandığım ve bu allık biraz daha yapışkan olduğu için bronzer kullandığımda yapışmaması ve kolay dağılması adına Light'ın bu Baked pudrasını kullanacağım. Bendeki rengi 140. Tampon hareketlerle yüzüme yediriyorum ki makyajım gün boyu hareket etmesin. Şimdi sıra geldi bronzer'a. Ben ışıltılı bronzer çok seven bir insanım. O yüzden Light markasının bronzer'ını kullanacağım. Bendeki rengi 192 Warm Bronze olarak geçiyor. Farklı renkleri de var. Kendi cilt tipinize, kendi cilt tonunuza göre seçebilirsiniz. Bu ışıltılı olduğu için biraz dikkatli kullanmak gerekiyor. Yerleştirirken yavaş yavaş yerleştirmek gerekiyor. Çünkü aynı zamanda çok pigmentli bir ürün. Şöyle önce tampon hareketlerle bronzer'ımı yerleştiriyorum. Fazla fazla alıp daha sonra zorlanmaya gerek yok. Yavaş yavaş yüzünüzü ısıtabilirsiniz. Yine aynı şekilde tampon hareketlerle uyguluyorum. Çok hafif hareketlerle uyguluyorum. Çok sert bastırmıyorum cildime kesinlikle. Zaten herhangi bir makyaj malzemesini kullanırken yüzünüze lütfen
Yavaş ve sakin davranın, yumuşak davranın. Size komik bir hikaye anlatayım. Bir gün çok acelem var, makyaj yapıyorum ama çok 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 acelem var. Fondöteni boynuma kadar yedirdim. Süngerle yediriyorum. O günden beri sünger kullanmıyor olabilirim. Süngerle yediriyordum fondöteni yüzüme ve boynuma. Boynuma o kadar sert vurmuşum ki süngeri. 3 gün boğazım ağrıdı ve ben neden boğazımın ağrıdığını daha sonra çözebildim. Farda olduğu gibi allık ve bronzerda da en önemli şey kesinlikle vakit ayırıp dağıtmak. Kısacası makyajı acele yapmak yerine ve boynunuzu dövüp 3 gün boğaz ağrısı çekmek yerine yavaş yavaş yapmanızı tercih ederim. Şimdi biraz burnuma kontür yapmak istiyorum. Kontür yapmak için de şöyle yassı bir fırça kullanacağım yine. Burnum aslında büyük değil. Burnum küçük. Fakat ben biraz daha şeklini belirginleştirmek istiyorum. O yüzden önce burnumun ucuna şöyle V şeklinde bu ürünü yerleştiriyorum. Şimdi ben biraz kötü yerleştirdim ama problem değil. Çünkü bunu şimdi dağıtacağız. Gözaltımı sabitlemek için kullandığım fırçayla tekrar ekstra pudra almadan fırçanın üstüne kalan pudrayla kontürümü şöyle yukarı doğru dağıtıyorum ki burnum biraz daha incelsin. Sıra geldi allığa. Allık olarak Light markasının bu Glam on Top hem allık hem highlighter olan ürününü kullanacağım. Şöyle bir ürün. Bendeki rengi 206 numara Emotion. Allık oldukça koyu gözüküyor. Oldukça pigmentli olduğuna çok eminim. O yüzden çok hafif kullanmaya çalışacağım. Highlighter için yine aynı ikiliyi kullanacağım. Buradaki highlighter'ını kullanıyorum. Burnuma sürüyorum. Burunda highlight olmadan asla çünkü. Biraz da dudak üstüne sürüyorum. Aynı highlighter'ı yassı bir fırçayla hem kaşlarımın altına hem de göz pınarlarımı uyguluyorum. Göz pınarına highlighter sürmek gerçekten makyajı çok farklı bir seviyeye taşıyor bence. Yüz makyajımızı tamamladık. O yüzden şimdi yüzümü sabitleyeceğim ve yüzümdeki pudralı görünüm alacağım. Çok fazla pudralı bir görünüm yok şu an yüzümde ama yine de olması ihtimaline karşı sabitlemek için Light markasının ışıltılı sabitleme spreyini kullanıyorum. Uzaktan tutarak sabitleme spreyini sıkın. Sakın bu kadar yakından sıkmayın. Biraz göz altımı şekillendirmek istiyorum. Gözümün altında da yukarıda kullandığım kahverengi kullanacağım öncelikle. Yassı bir fırçayla göz altıma kahverengiden geçiyorum. Daha sonra gözümün içine de daha açık renkli bir yeşil kalemi geçeceğim. Bunu izlemek herkesin çok sevdiği bir şey değil. O yüzden ben bunu çekip geliyorum. Bugün 2 tane maskara kullanacağım. Bir tanesi yine Light markasının Seduction isimli maskarası. Diğeri de Light Volume Expert maskarası. Seduction biraz daha ıslak formüllü bir maskara. Volume Expert ise daha kuru formüllü bir maskara. Şimdi Seduction'ın ilk katını sürdüm. Üzerine kurumadan hemen Volume Expert ile geçiyorum. Hızlıca kaşlarımı yapacağım. Bunun için de Light markasının asansörlü kaş kalemini kullanacağım. Bir ucu fırça, küçük kaş tarama fırçası olan, bir ucunda da çok 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 ince bir kaş kalemi olan bir ürün. Bu kadar ince olması aslında benim için çok güzel. Çünkü benim kaşlarım gördüğünüz gibi aslında çok boş olan kaşlar değil. Yani doluluğu aslında gayet iyi olan kaşlar. Sadece ortalarda dökülmeler yaşıyorum. Bu kalemle o ortaları dolduracağım. Hızlıca yine Light markasının kaş jeliyle kaşlarımı sabitliyorum ki gün boyu düşmesinler. Şimdi sıra geldi ruja. Ruj tarafında birkaç seçeneğim var. Ben biraz daha böyle pembe ama nude bir ruj sürmek istiyorum. Bu ruj olur gibi. Önce tabii ki dudağımı bir kalemle çerçeveleyeceğim. Bu Light markasının asansör dudak kalemlerinden Rosewood rengi. Geçen gün Instagram'da bir hile gördüm, makyaj hilesi. Dudaklarınızı eğer aşağıdan başlayıp yukarı doğru çerçevelerseniz dudaklarınız daha dolgun gözüküyormuş. Dudak kalemi sürerken konuşmamalıyım bence. Dudak kaleminin rengi bile çok güzelmiş ama ben bu likit ruju mutlaka denemek istiyorum. Bu arada bu Light markasının likit rujlarından 156 numara Gingerbread. Ve dudak kalemiyle tam bir eşleşme. Şimdi saçımda şu tokalardan kurtulup hızlıca bir duruma bakıp herhangi bir şey ekstra ihtiyacım var mı? Allık, bronzer vesaire buna bakıp geliyorum. Saçımdaki tokalardan kurtuldum. Elimle hızlıca şekil verdim ve geldim. Bence makyajın ekstra bir şeye ihtiyacı yok. Bence şu an ışıl ışılız ve gayet güzel göründüğünü düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Makyajı beğendiniz mi? Videoyu beğendiniz mi? Videoyu beğendiyseniz eğer aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Aynı zamanda videonun başında bahsettiğim gibi Grace'in YouTube kanalına abone değilseniz aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak hızlıca abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.